şimdi bu kesir problemlerine başlayalım o yüzden artık. Birinci soru direkt soru üzerinden gidiyormuşuz gibi oluyor arkadaşlar bu kesir ve sayı problemlerine. Çünkü anlatılacak bir yer yok ama söylemek istediğim mantıklar elbette var. Ben şunu söyleyeceğim mesela. Birazdan yapacağız. Kesir problemlerinde mümkün olduğunca kesirden kurtulacak işlemler yapmaya çalışacağız. Ne demek o? Zaten işin içinde kesir varsa nasıl kesirden kurtulacağım? Yani x çarpı 2 bölü 5 demek yerine x'e 5k deyip 2 bölü 5'ine de 2k demeye çalışacağız arkadaşlar. Her soruda bu mümkün olmayabilir ama birçok soruda bunu kullanmaya çalışacağım. İlk sorumuz ama şununla ilgili. Aslında böyle rasyonel sayılarda da anlatılan bir yerdir. Bazen unutuluyor diye söylüyorum. Bir kesrin değeri 17 bölü 21 derse sakın o kesri arkadaşlar 17 bölü 21 demeyin hemen şunu söyleyin. 17K bölü 21K deyin. Sebebi de şu. Bir kesrin değeri eğer 17 bölü 21 ise evet bu 17, 21, 17 bölü 21 de olabilir. Ancak 34 bölü 42 de olabilir. Ya da 170 bölü 210 de olabilir. Pay ve paydanın ne olduğunu bilmiyoruz. Sadeleşmiş halini vermiş bize. O yüzden biz kesre böyle başlayalım. Sorunun devamında yine sıkıntısız çıkacak ama böyle başlamanın soruya önemlidir. Dolayısıyla 17K bölü 21K olan bir kesir var. Bu kesrin paydasından 2 çıkarıyorum şimdi bakın. Pay, şey paydası, Payına 2 ne demiş? Evet payından 2 çıkarıyorum. Paydasına da 3 ekliyorum demiş. Böyle. Bunu yaptığımız zaman kesrin değeri 5 bölü 8 oluyormuş. Dolayısıyla ne olacak o zaman? 105K artı 15 eşittir. 17 çarpı 8, 8 kere de 56. E, 136 oluyor zaman eksi 10 arkadaşlar. Böylece bakın yir, e, şurası 16 düzelteyim. 15 16 daha 31. Öbür tarafa attığımız zaman da 136 105 çıkarsa evet o da 31 yapıyor. Demek ki k1'miş. Bu soruda arkadaşlar kesrin değeri yine 17/21 geldi ama şunu demeyin sakın. E, ne kadar uğraştık yani buna gerek var mıydı? Evet, buna gerek var. Sayıları çok sıkıntılı vermemeye çalıştığım için ben çok da böyle uğraşalım istemedim. O yüzden mantığı söyledim burada ama tamam cevap 17 bölü 21 çıktı. Aralarındaki fark da 4 olmuş oldu. Bu şekilde ilk sorumuz. Gelelim ikinci soruya. Ne demiş bakalım? Bir bekleyebilir misiniz? Yazıyordum da. Ha Tabii, pardon. Bu şekilde bekleyeyim. Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen sorun arkadaşlar. Kafanıza yatmayan bir yere olduğu zaman. Bir de işlem hatasına müsait konular bu kesir problemleri falan. Onlarla ilgili de bir durum olursa bana söyleyin. Yazdım. Şimdi gelelim ikinci soruya. Bir deponun 2 bölü 3'ü su ile doludur. Depoya 6 litre su eklendiğinde deponun 5 bölü 6'sı dolduğuna göre başlangıçta depoda Kaç litre su vardır diye söylemiş. Şimdi ee, bakın şuna dikkat edeceğim. Payda da 3 var, payda da 6 var. O zaman arkadaşlar bu soruya isterseniz bu depoya 6K diyerek başlayalım. Neden böyle? Yani çok kesirle uğraşmak istemediğim için. direkt hocam X desek olmaz mı? Olur, problem değil. Zamanla zaten hızlanmanız gerekiyor. Ama ben mümkün olduğunca sorularda biraz böyle üşenme odaklı gidip ne kadar böyle kesirden kurtulabilirsem o kadar kurtulabileceğim işlemler yapacağım. Dolayısıyla paydaları 3 ve 6 olduğu için ikisi de deponun işte bilmem kaçta kaçı. Deponun bilmem kaçta kaçı. Bu şekilde olduğu zaman paydalarını eşitleyeceğim arkadaşlar. Hatta direkt paydalarını bazen çarpacağım bile. Şimdi burada 3 ve 6 var. Dolayısıyla 6K olsun diyorum depoya. Bunun 2 bölü 3'ü doluymuş. 6'nın 2 bölü 3'ü ne yapar? 4. O zaman 4K'sı su ile dolu. Depoya 6 litre daha su eklediğimizde yani 4K'ya 6 kadar su eklediğimizde deponun 5 bölü 6'sı doluyormuş. Zaten 6K'nın da 5 bölü 6'sı eşittir? 5K'ya. Demek ki 4K su varken 6 litre de biz eklersek 5K oluyormuş depodaki su. Böylece K arkadaşlar ne geldi bakın? 6 geldi. Soru benden ne istiyor? Başlangıçta depoda kaç litre su vardır diyor. Başlangıçta 4K su vardı. Ona da dikkat edelim. Dolayısıyla 4 çarpı 6'dan 24 litre su olacak. Başlangıçtaki su. Eğer deponun hacmini sorsaydı, onu sormuyor da. Deponun hacmini sorsaydı da 36 derdik. Ama bunu istemiyor soru bizden. Tamam mı acaba? Evet. Yazamazsanız söyleyin yine bana. Bir kuş sürüsünün 3 bölü 5'i A ülkesine, 2 bölü 7'si B ülkesine ve kalanların yarısı da C ülkesine uçmuştur. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Demin dediğim mevzuyu söyleyeceğim. Ben burada kuşların sayısına x dersem soruya evet getiririm. Tamam problem yok olur. Ancak kesirlerle daha az uğraşmak için ben bu paydaları eşitlemeyeceğim bile direkt bodoslama çarpacağım. Ne kadar büyük bir kalı sayı o kadar az kesirle uğraşma problemi getirir bize. Dolayısıyla 5 kere 7 35 bir de yarısı dediği için o 1 bölü 2. Ben kuşların sayısını arkadaşlar 70K diyorum. Kendiniz zaten evde kesir problemlerini çalışırken de bu dediklerime göre bir yapmaya çalışırsanız aslında bunların daha güzel olduğunu görürsünüz. Ama ne olursa olsun her zaman benim öğrettiklerimden veya öğretmenlerinizin öğrettiklerinden yola çıkarak sonra kendiniz bir çözüm mantığı da oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 70K dedim. 3 bölü 5'i, 70'in 3 bölü 5'i ne yapıyor? 14 çarpı 3'ten 42K. A ülkesine gitmiş. Sonra arkadaşlar bunun 2 bölü 7'si, 70K'nın 2 bölü 7'si yani 20K'sı B ülkesine gitmiş. Kalanların yarısı diyor. 42K ve 20K olduğuna göre ne yaptı bunların toplamı? 62K. Başlangıç ne kadar ne kadar vardı? 70K. O zaman 70K'dan 62K'yı çıkarırsak demek ki elimizde 8K tane kuş kalmış. Bunların da yarısı C ülkesine. Yani arkadaşlar 4K'sı da C ülkesine gitti. En son artık bu geldi. Böylece ne kaldı elimizde? 62 gitmişti. 4 daha gitti. 66K gitti. Totalde. Toplam 70K vardı. Demek ki arkadaşlar en son 4K kalmış. Bu da 30 kuşmuş. 4K 30 kuşa eşitse 70K ne kadar eşit bunu bulalım. Bundan sonra da artık ne yapacağız? İçler dışlar çarpımı. 70K çarpı 30 bölü 4K eşittir. X olacak bakın. Şöyle içler dışlar yaparsak. Dolayısıyla K'lar gitti. 30'u bir 4'e 2 ile sadeleştirelim. 15 bunu sadeleştirelim. 2. Bunu da sadeleştirelim. 35 35 çarpı 15 525 yapıyormuş. Uğraşmayayım ben de. Bu şekilde cevabı işaretlemiş olayım. Gördüğünüz gibi paydalar evet birbirinden farklı. 5, 7, 2 öyle çok da birisi diğerinin katı olan şeyler değil. Soruda en başta x çarpı 3 bölü 5, x çarpı 2 bölü 7, x bölü 2 diye falan da gidebilirdik. Ama dediğim gibi ben mümkün olduğunca arkadaşlar bundan kaçacağım. Siz de kaçmaya çalışın. Çünkü hem zihnimiz yoruluyor hem de kesirlerle uğraştıkça zaten işlem hatasına müsait bir konu bu. Kesirler, rasyonel sayılar kısmı. Bir de onunla uğraşmayalım sonra. Sormak istediğiniz bir yer var mı acaba? Geçeyim mi? Problem yok o zaman. Geçiyorum. Gelelim bu şekilde dördüncü sorumuza. Yine aynı mantıkta bir soru. Üç aşamalı bir sınavda öğrencilerin ne zaman arkadaşlar payda eşitleme mantığını kullanıyorum? Bana öğrencilerin bir bölü demiş, sonra yine öğrencilerin bir bölü 3'ü. Kalanı malanı önemli değil. Sonuçta öğrencilerin bir bölü 3'ü. Sonra onun da kalanı ama sonuçta yine öğrencilerin bir bölü 2'si. O yüzden paydalarını çarpıyorum diyorum ki 5 çarpı 3 15 çarpı 2'den 30K. Özel bir mantığım olduğu için değil. Ben bunu kendim hep böyle yaptığım için ve kolayıma geldiği için böyle tercih ediyorum. 30K tane öğrenci olsun. Şimdi o kalanları önemseyeceğim. Paydaları çarparken önemsemiyorum. Diyorum ki 30K'nın 1 bölü 5'i 6K. Kalanların şimdi 6K gittiğine göre o zaman 24K kaldı. 24K'nın da 1 bölü 3'ü gitmiş. 8K da oradan gitti. O zaman buradan arkadaşlar 16K en son durumda kaldı. Bunun da yarısı elenmiş. O zaman 8K daha elendi. Bakın 6K elendi, 8K elendi, bir 8K daha elendi. Toplamda ne kadar elendi? 16, 6 daha 22K elenle, şey, elenenler oldu arkadaşlar. Başlangıçta bizim 30K vardı öğrenci sayımız. Demek ki 30K'dan 22K'yı çıkarırsak 8K elenmeyenler. Bunlarla ilgili sormuş bize şimdi. Elenenler yani 22K 55'miş. Elenmeyenler yani kazananlar bilmiyoruz. Böyle bakın yine doğru orantı kurabiliriz. Haliyle içler dışlar çarpımı. Yine 22K çarpı X eşittir 55 çarpı 8K. Her iki tarafı 22K'ya bölersek böylece bakın X'i bulacağız. 11 ile sadeleştirirsek 5, 2, 8 ile 2'yi sadeleştirirsek 4. K'lar zaten gitti. O zaman bakın şu kalanlar 5 ve 4 oldu. Çarparsak demek ki X arkadaşlar buradan 5 çarpı 4'ten 20'ymiş. Bu şekilde bakın Aynı cinsten şeyin arkadaşlar, böyle bilmem kaçta kaçına alıyorsak sürekli o zaman evet paydaları direkt çarpıp büyük bir kağlı sayı yaz yazma hakkınız var. Bunu yapabildiğim her soruda deneyeceğim. Peki yapamayacağımı nasıl anlayacağım? Zaten bazı sorularda arkadaşlar evde siz kendiniz çalışırken yaptığınızda olmadığını göreceksiniz. Bunun böyle özel bir formülü yok onu söyleyeyim. Bazen şey oluyor yani biz size doğrularını anlattığımız için e, konularda... Kendiniz yanlış hiç yapmayacakmışsınız gibi zannediyorsunuz. Hayır yapacaksınız. Hiç problem değil. Hatta kendiniz öğrenirken yavaş çözmeniz ilk başlarda. Hata yapmanız hiç problem değil. Hatta size bir katkı sunar. Çünkü hakikaten klişe ama yapamaya yapamaya, yapamaya neleri yapmayacağınızı da anlıyorsunuz. O yüzden ben o yanlışları da önemli görüyorum açıkçası. Şimdi gelelim beşinci soruya. Bir deponun 3 bölü 7'si su ile doldur. Depodaki suyun 1 bölü 3'ü kullanıldığında geriye 26 ton su kalmıştır. Buna göre deponun tamamı kaç ton su alır? Yine 3 bölü 7, 1 bölü 3 depoda, depodan bahsediyor. Deponun 3 bölü 7, depodaki 1 bölü 3 falan. Biz bir deneyelim yine şansımızı. Diyelim ki bu depoda arkadaşlar 21, 3 çarpı 7'den 21 K tamamı su alsın. Yani deponun tamamı 21 K olsun. Şimdi arkadaşlar deponun ne kadarını kullanmışız? 3 bölü 7'sini pardon 3 bölü 7'si suyla doluymuş başlangıçta. Böylece o da ne yapacak? 21K çarpı 3 bölü 7'den 9K su varmış başlangıçta arkadaşlar depoda. Bu depodaki suyun 1 bölü 3'ü kullanılmış. Bakın öyle diyor burada. O zaman kullanalım. Bunun 1 bölü 3'ü 3K yapar. Bu kullanılan kısım. Kullanıldığında ne kadar kaldı artık geriye? 9K su vardı. 3K'sını kullandık. Böylece arkadaşlar 6K kaldı. Bu 6K'da neyi eşitmiş? 26'ya. Bizden neyi istiyor? Başlangıçta deponun aslında tamamının ne kadar su alacağını. Yani 21K'yı istiyor. Böylece X dedim. 21K çarpı 26 bölü 6K'da arkadaşlar X yapacak gördüğünüz gibi. Sadeleştirelim şimdi yine. 3'e bölelim 2, 3'e bölelim 7. 2'ye bölelim 13 7 çarpı 13'ten x eşittir 91 litre su alıyormuş. Eğer tamamı dolusaymış. Bu şekilde bakın. E, zaten soruları belli modellere göre seçmeye çalıştım. Çok böyle kafanızı e, karıştırmak istemiyorum. Bir öyle bir öyle değil. Belli mantıkta soruları göstereceğim. Yoksa zaten direkt bütün karma problemleri anlatırım Öyle bir şey olsa. Burada şu ana kadar yap sayısını bilmiyoruz. E, erkek sayısını da bilmiyoruz. Erkeklerin dörtte biri ve erkeklerin 3'te, kadınların üçte biri değil mi? Evet. Kadınların da pardon 5'te biriymiş. Kadınların 5'te birinin başvuruları geçersiz sayılıyor. O zaman 3E bölü 4 geçerli sayılan 4K bölü 5 yine geçerli sayılan arkadaşlar. Böylece ne olacak buradan? 15 E eşittir. 16 K oldu. Doğru mu? Bu şekilde söylüyor bize. Dolayısıyla 15 E 16 K. O zaman burada yine bunlar birbirine eşit olduğu için erkek sayısını artık ben 16x diyebilirim. Kadın sayısında 15x diyebilirim. Soruyu bakın yine tek bilinmeyene bir şekilde düşürmek gerekiyor. Dolayısıyla toplamda arkadaşlar ne demişti bize? 93 kişi başvurdu. 16-15 daha ne yapar? 31x. Böylece başvuran insan sayısı 93. X de buradan ne geldi? 3. Bize ne soruyordu? Başvurusu geçersiz olanların sayısını. O zaman şimdi bakın 16 çarpı 3'ten 48 erkek var. Yine 15 çarpı 3'ten 45 tane kadın var. Bu erkek, bu kadın. Erkeklerin ne kadarının başvurusu geçersiz sayılıyordu? 4'te birinin. O zaman yazalım burada yerine. 48 bölü 4'ten 12 erkek geçersiz. 45 kadından da 5'te biri geçersiz sayılıyordu. Yani 45 bölü 5'ten arkadaşlar 9 tane kadının geçersiz sayılıyor. Böylece 12-9 daha toplamda 21 geçersiz insan var. Bu şekilde bakın gördüğünüz gibi bu da iyi bir soru. Biraz böyle mantığını zihninizde oturtup sonra çözmeye başlamanız lazım. Sonuçta sınavda evet hız çok önemli ama hızlı olurken de bir yandan anlamanız gerekiyor. Bu 6. ve 7. sorular bakın bizim yaptığımız sorular temeldir. Gerçekten bunları öğrene öğrene bir şekilde bunları da yapacak hale gelmeniz lazım. Ya da zaten belki de size tek başınıza bıraksam bu sorunun ikisini de yaparsanız. Biraz geç olur, biraz erken olur. O biraz size bağlı açıkçası. Problemler için özel bir metodunuz yok. Problemlerle ilgili arkadaşlar bizim anlattıklarımızdan yola çıkarak bir de şeyi yapmayarak. Ee, öğrencilerin problemlerde yaptığı en büyük hatalardan birini söyleyeyim arkadaşlar sadece kendi mantıklarıyla soruları çözmeye çalışmaları. Ben yıllardır öğrencilerin hani gördüğüm hataları bu. Hemen hemen her öğrenci arkadaşlar benim kendi öğrendiğim mantık var diyor. Ta ortaokuldan kalma hatta ilkokuldan kalma. Ben o mantığın üzerine inşa etmek istiyorum her şeyi. Bu da biraz böyle yeniliğe kapalılıkla alakalı bir şey maalesef. Bundan ne kadar kolay vazgeçerseniz o kadar iyi olursunuz. sizin için. Yine sınav sorusu. Her sırada iki kişinin oturduğu bir sınıfta kız öğrencilerin 1 bölü 2'si birer erkek öğrenciyle, erkek öğrencilerin 1 bölü 3'ü birer kız öğrenciyle aynı sırayı paylaşmaktadır. Bu sınıfta iki erkek öğrencinin oturduğu sıra sayısı 12 olduğuna göre sınıftaki toplam sıra sayısı kaçtır? Bakın şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Erkeklerin 1 bölü 3'ü kızların ne kadarıyla paylaşıyor arkadaşlar? Aslında üstte söylüyor bir nevi 1 bölü 2'siyle. Çünkü kızların 1 bölü 2'si bakın erkeklerle paylaşıyormuş. Erkeklerin 1 bölü 3'ü de kızlarla paylaşıyormuş. E zaten sırada 2 kişi oturuyor. Bu ne demek? Demek ki arkadaşlar kızların yarısı erkeklerin 1 bölü 3'üne eşit. Örnek şöyle düşünün. E, erkeklerle kızlar sıralara oturursa yan yana 6 tane erkek olursa yanına 6 tane kız gelmesi lazım. Bunun gibi. Dolayısıyla kızların yarısı erkeklerin 3'te 1'ine eşit. Bu şekilde o zaman ee, ne söylerim yine? Kızlara 2x diyeyim, erkeklere de 3x diyeyim tamam mı? Şimdi ne demiş arkadaşlar? Bu sınıfta iki erkek öğrencinin oturduğu sıra sayısı 12. Bir sırada iki tane erkek oturduğuna göre, 12 tane de sıra olduğuna göre 24 tane erkek kızlarla oturmamış. Kızlarla oturan erkeklerin kaçta kaçıydı? Üçte biriydi. O zaman erkeklerin 3'te 2'si de kızlarla oturmayan demek. Yani 2x tane erkek normal kendi yan yana erkek erkeğe oturanlar x tanesi 12 yapar. Demek ki 12 tane erkek arkadaşlar 12 tane kızla oturuyor. O zaman bu da ne demek? 12 erkek 12 kızla oturuyor böyle yazayım Türkçe. 12 kız da neydi? Kızların yarısıydı. O zaman kızların tamamı ne olacak? 24 kişi. Gördüğünüz gibi artık parçalar oturuyor. Kontrol et bakalım doğru mu yaptık? 24 kızın yarısı 12 yapar. Sonra arkadaşlar 36 erkeğin 3'te biri yine 12 yapar. Hakikaten birbirine eşit oldu. Böylece 36 erkek vardı. 24 tane de kız vardı arkadaşlar. Bu sınıfta 60 öğrenci var. 60 öğrenci ikişer ikişer sıralara oturuyorlar. Demek ki 30 tane sıra varmış. Bu şekilde bakın yeni nesil soru deyince arkadaşlar şekilli soru, enteresan görünümlü soru algılamayın. Bunlar yeni nesil soru işte. Biraz daha böyle anlama kısmı size ait. Bazı sorular öncüllü oluyor geçen ders yaptığımız gibi ama direkt şöyle olmuyor bütün sorular. 10 sorunun bir iki tanesi maksimum öyle oluyor normal standart denklemde koy yerine çıksın ya da sayı ver çıksın. Onlar çok az. Sizden genelde bir şeyleri hızlı anlamanızı bekliyor. O yüzden evet TYT'de biraz bu süre sıkıntısı muhabbeti olabiliyor arkadaşlar. Gelelim şimdi bir tane daha çıkmış soruya. Sonra soru tiplerine devam edeceğim. Ayşe Bora Can'ın toplam 72 bilyesi vardır. Ayşe bilyelerin yarısını Bora'ya, Bora bilyelerin üçte birini Can'a, Can bilyelerin dörtte birini Ayşe'ye vermek üzere ayırıyor. Ve ayırdıkları bu bilyeleri aynı anda birbirlerine veriyorlar. Son durumda hiç kimsenin bilye sayısı değişmiyor. Buna göre Ayşe'nin kaç bilyesi vardır? Bu da güzel bir şekilde arkadaşlar dümdüz böyle boloslama x ver y verdiği soru değil de anlamanız gereken bir soru. Ondan sonra denklemi kurmaya başlamanız lazım. Bunu arkadaşlar iki yoldan yapabiliriz. Uzun bir yolu var. O yola hiç girmeyeceğim. Çünkü o bize TYT'de süre kaybettirir. Yaparsın soruyu bazen yapmak da önemli ama hızlı yapmamız gerekiyor gerçekten. Ee, burada şimdi ben size kısa yolu göstereyim. Görmeniz gereken esas yol. ÖSYM'nin istediği. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir kere öğrenciler vermek üzere ayırıyor. Ayşe yarısını ayırıyor. Bora üçte birini ayırıyor. Can da dörtte birini ayırıyor. Bunlar şimdi bunu e, ayırdıklarını arkadaşlarına verecekler. Verdiklerinde de bilye sayısı değişmiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Gelenle giden aynı sayı demek. Örnek Ayşe mesela 30 taneden şu an kesinlikle cevap 30 değil. Zaten şıklarda da bakın giderek böyle yazdım. Diyelim Ayşe'nin 30 tane bilyesi var. 15 tanesini ayırıyor ya Ayşe'nin bilye sayısının değişmemesi için Ayşe'ye kaç tane gelmesi lazım? 15 tane geri gelmesi lazım. Ya da can mesela. Diyelim 40 bilyesi var. 10 tanesini ayırıyor dörtte birini. E değişmemesi için ne olması lazım? Can'a 10 tane geri eklenmesi lazım. İşte bu yüzden burada arkadaşlar bu eksilen bilyelerin hepsi birbirine eşit olması lazım. Neden? Can'ın kendinden eksilttiği Ayşe'ye gidiyor. İşte Ayşe'nin kendinden eksilttiği Bora'ya gidiyor. Bora'nın kendinden eksilttiği cana gidiyor. Dolayısıyla bu eksilen bilyelerin hepsi birbirine eşit olmalı. Demek ki Ayşe'nin 2K kadar, işte Bora'nın 3K kadar, Can'ın da 4K kadar bilyesi varmış. Böylece toplamda 9K bilye 72 tane yaptı. K da arkadaşlar 8 oldu. Bizden ne istiyordu? Ayşe'nin bilye sayısını o zaman demek ki 16 tane bilyesi varmış. Bu şekilde bakın. Böyle size bir 3 veya dört tane çıkmış soru çözdüm. Zaten devamında da çözeceğim. Şimdi ben mantıklara devam edeyim arkadaşlar. Böyle bir araya çıkmış soruların önemini anlatan sorular olmuş olsun size. Şimdi gelelim normal yine yapmamız gereken klasik kesir problemlerine devam edelim. Kesir problemleri ama bir tane böyle araya hız problemi gibi ee, kaynamış gibi düşünmeyin lütfen. Şu kadarını biliyorsunuz arkadaşlar yol eşittir, hız çarpı zaman. Niye bunu söylüyorum? Şimdi siz kesir problemleri yaparken de aralarda böyle temel bilgilerin olduğu sorular olabilir. Sonuçta ta ortaokul bilgilerini de kullanıyoruz. O yüzden bunu koymakta bir mahsur görmedim. Yol eşittir, hız çarpı zamanı bilmeniz yeterli. Aynı anda sabit hızlarla koşmaya başlayan iki koşucudan birincisi koşulacak yolun 3 bölü 5'ine geldiğinde İkincisi aynı yolun 3 bölü 7'sine gelmektedir. O zaman aynı yol, aynı yol, ekle çıkar muhabbeti yok. Ben paydaları çarpıyorum. Yola 35 metre diyorum. Hatta yolun kaç metre olduğunu da sormuyor. Burada K dememize bile gerek yok. Oran sorduğu zaman arkadaşlar kendimiz düzgün olmak kaydıyla sayı verebiliriz. Şimdi 35 metre yol var. Birisi 3 bölü 5'ine geldiğinde yani 35'in 3 bölü 5'i ne yapar? 7 çarpı 3'ten 21. Diğer arkadaşlar ne kadar yapıyormuş? 35'in 3 bölü 7'sine geliyormuş anca. O zaman 35'in 7'de biri 5, 5 çarpı 3'ten 15. Şimdi bu 15 metresini almış oldu. Birinci koşucu koşuyu, bit koşuyu bitirdiğinde yani bu. ikinci koşucunun koşuyu bitirmek için koşması gereken yol yolun tamamının kaçta kaçıdır diye sormuş. Evet bakın şimdi. Yolun tamamı 35. Sonra arkadaşlar Burada neye dikkat etmemiz lazım? Bu 21 metre gittiğinde diğeri 15 metre gidiyor ya doğru orantı düşünün. Aynı anda ne kadar yol gidiyorsan o kadar hızın vardır. Dolayısıyla örnek birisi diyelim 2 kilometre yol aldı 5 saniyede. Öbürü 5 saniyede 1 kilometre yol aldı. O zaman birisi diğerinin 2 katı hıza sahiptir. Aynı mantık. Doğru orantı hiç o yüzden hız problemi gibi bile düşünmüyorum. Birisinin hızı o zaman 21v, haliyle aldığı sürede ne olacak bakın 35 bölü 21v. Bu şu an arkadaşlar bu kadar süre gitti, tamam mı? Bu bu kadar süre gittiğinde acaba ikincisi ne kadar yol aldı bu sürede aynı zaman diliminde? 35 eşittir aynı süre 35 bölü 21v. Bunun arkadaşlar e, ne kadar yol gittiğine bakacağız şimdi. 35 e eşitlemeyim pardon yanlış söyledik. Bu gittiği zaman sonra bunun hızı 15 ve böylece sadeleştirirsek 7'ye böl 3, 7'ye böl 5. V'ler gitti. Böylece 15'i de 3'e böldüm. 5 çarpı 5'ten 25 metre yol aldı. Ne kadar sürede? Deminkinin yolu bitirdiği sürede. Dolayısıyla toplam yol ne kadar arkadaşlar? 35. Gittiği yol ne kadar? 25. Demek ki ne kadar yolu kalmış? 10 metre. Kalan yol 10. Gitmesi gereken yol toplamda 35. Demek ki tüm yola oranı 5'lerle bölersek 2 bölü 7'ymiş. Bu şekilde bakın bir kesir sorusu. Çok hafif böyle aslında hız problemi gibi görünüyor ama doğru orantı ters orantıyı ben önemsiyorum. Zaten sizle onu yapmıştık problemlerden önce. Burada da hız problemi yorumuyla değil de doğru orantı yorumuyla yapmak istedim. Kafanıza yatmayan bir şey varsa lütfen sorun arkadaşlar. Ve e, bazı sorularda bilinmeyeni bulmak için yalnız bırakmayı da göz önünde bulundurmak lazım. Mesela ben burada t'yi de bilmiyorum ama t'yi bulmak için bakın yol bölü zaman yaptım. Yol bölü hız yaptım. Gelelim Hocam 11. Burada hiç T'yi katmasaydık da olur muydu? Direkt oran orantıdan 21 15 35'e karşıtır diyelim. Olur. Doğru orantı kullanıp yapabilirsiniz. Şöyle ama bir dakika 21 15 e, ne diyorsun orada? Onu söylemen lazım bana. Hocam işte birincisi 21'e 21 gidiyorken ikincisi 15, e, ikinci evet. 35 gittiğinde öbürü kaç gider? Oradan da direkt 25. Tabii. Yani. Aynen. Yine böyle olur. Bu da doğru orantı yorumudur zaten. Benim yaptığımın aynısı hemen hemen. Ben sadece orada hız eşit, yol eşittir, hız çarpı t'yi kullanıyorum bir nevi. Tamam mı? Zeynep mi sormuş? Tamam mı hocam. Evet, evet. Tamam. Bu şekilde doğru orantıyı kullanabildiğimiz sorularda, ters orantıyı kullanabildiğimiz sorularda kesinlikle kullanacağız. Hiç de bir yanlışlık yok. Çünkü şunu diyebilirsin. Ben o kadar hızlı problemi bilmiyorum hocam. Böyle yapmak istiyorum. Gelelim 11. soruya. E, dolu, e, boş kap mantıkları var arkadaşlar. Hiç de zor değildir. Sadece şeye dikkat edeceğiz. Kabın da bir ağırlığı olduğuna dikkat etmeliyiz. Bakın şimdi. 1 bölü 3'ü su ile dolu olan bir kabın ağırlığı 5x kilogramdır. Kaptaki suyun yarısı boşaltıldığında kabın ağırlığı 3x kilogram geldiğine göre. Boş kabın ağırlığı kaç kilogramdır? Suyun ağırlığına su, S diyeyim. Kabın ağırlığına da K diyeyim. Tamam mı? Şimdi bakın. Kap normalde S kadar su alsın. Böyle. Ve tamamı doluyken içinde S kadar su olsun. 1 bölü 3'ü suyla doluysa o zaman S bölü 3 kadar su alır. Ancak kabın ağırlığı değişmez. O kabın ağırlığı normal durur. Kendi boşkenki ağırlığı. Dolayısıyla bunların toplam ağırlığı arkadaşlar neymiş? 5x. Tamam mı? Sonra diyor ki Kaptaki suyun yarısı boşaltıldığında 1 bölü 3 su vardı. Yarısını da boşalttım. S bölü 6 kaldı. Kabın ağırlığı yine değişmedi. Ne demiş bize? Ee, yarısı boşaltıldığında kabın ağırlığı 3x kilogram oluyormuş. Gördüğünüz gibi bakın tamamen harfli bir denklem ama gayet rahat bir şekilde hallettik. Neden? Çünkü çıkardığımız zaman taraf tarafa k'lar gitti. Böylece s bölü 6 neye eşit oldu? 2x. Buradan artık yine tek bilinmeyene indirebiliyorum. Neden? Suyun ağırlığı 12x'e eşit oldu. Yaz yerine şimdi. Suyun ağırlığı 12x olduğuna göre. Boş kabın ağırlığını sormuş bize. Ne söyleyeceğim? İstediğin denklemde yaz. Ben üstteki denklemde yazmak istiyorum. s 12 ise s bölü 3 nedir? 4x. Kabın ağırlığı k. Toplamda neye eşit? 5x'e. K buradan ne geldi? X. Gördüğünüz gibi kabın ağırlığı da X oldu. Hiç özel bir şey yapmadım. Sadece kap su, işte kap sıvı, kap içindeki katı cisim hiç fark etmez. Bunlar verildiği zaman boş kabın ağırlığının da olduğuna dikkat ederek ayrı ayrı iki tane harf vermek zorundayız. Burada çünkü tek harfle halledemiyoruz. Hatta dikkat ederseniz üçüncü bir harf bir de X de çıktı. Bununla ilgili birkaç soru çözeceğim merak etmeyin. Bakın şimdi bir fıçının ağırlığı boşken A kilogram, dörtte biri su ile doluyken B kilogramdır. Bu fıçının yarısı doluyken, su ile doluyken ağırlığı kaç kilogramdır diyor. Şimdi ağırlığı boşken A kilogram, dörtte bir su ekliyorum. O zaman alacağı su şu anlık S olsun. S bölü 4 su eklediğimde B kilogram oldu. Sonra bize ne demiş? Fıçının yarısı su ile doluyken ağırlığı nedir? Dikkat ederseniz arkadaşlar cevaplar ağlı beyli gördünüz mü? Şimdi niye böyle ağlı beyli olmasının sebebi? E ben burada S harfi verdim. Bu bir hata olduğu için değil. ÖSYM de böyle sorar. Senden bir nevi S'den kurtulmanı istiyor. Sonuçta senin o S derdin, L derdin, M derdin. Senin uydurduğun harf. O zaman S buradan ne geliyor? Öbür tarafa atarsak B eksi A 4 ile de çarparsak 4B eksi 4A geliyor. Şimdi ne yapacağım artık? S gördüğüm yere bu 4B eksi 4A'yı yerleştireceğim. Nerede? Bana sorduğunda. Kabın boş ağırlığı zaten A. S bölü 2'de şu S'nin yarısı yani 2B eksi 2A. Böylece ne geldi? 2B eksi A. Yine bakın özel bir şey yapmadan sorunun cevabını buldum sadece kendiniz harflendireceksiniz bazen merak etmeyin. Orada sizden istediği şıklara baktığınız zaman hangi harflerse tamamen o harfler üzerine kurmanız lazım. İstenmeyen bir harf varsa onu yalnız bırakarak kurutulabilirsiniz. Geldim 13. soruya. Bakın şimdi. 1 bölü 5'i boş olan bir su deposuna içindeki suyun 3 bölü 4'ü kadar su konulunca depodan 8 litre su taşıyor. Bakalım. Burada şöyle çok kesirle uğraşmak istemiyorum. 1 bölü 5 dikkat ederseniz dolu kısmı 4 bölü 5 yapar. Bir de onun 3 bölü 4'ü 4'ler gidiyor gibi düşünüp hızlı olabilirsiniz. Hızlı olamazsanız da birazcık canınız sağ olsun ilk başlarda. Sonra yapa yapa hızlanırsanız. Şimdi ben 5K su olsun diyorum. Normalde tüm miktar içine alabileceği miktar 5K su olsun. Bunun 1 bölü 5'i dolu olduğu için 4K kadar su var. Sonra 4K'nın da 3 bölü 4'ü kadar su konuyormuş. Şimdi 4K var. 4K'nın sen 3 bölü 4'ü su koyarsan ne olur? 3K su eklemiş olursun. Zaten elinde 4K vardı. Bir de 3K ekledin. 7K su oldu. Şimdi ama alması gereken toplam miktar başlangıçta neydi? 5K'ydı. O zaman senin ne kadar su taştı elindeki kaptan? 2K su taştı. Bu ne kadar verilmiş bize? 8 olarak verilmiş. Demek ki 2K8 ise arkadaşlar K buradan 4. Ne kadar su alır o zaman? Ta başa dönersek 5K su almalıydı. 20 litre su alıyor. Bunları bir şekilde yapacağınızı düşünüyorum ama işte o altını çizeyim. Bir şekilde kısmı bizim için bazen değersiz. Önemli olan hakikaten benim yorumum çok önemli manasında düşünmeyin. Ama mümkün olduğunca ben bir denklem mantığı anlatmaya çalışıyorum size kafanıza yatmayan kendi çözümünüzde bir yer olduğunda lütfen benim çözümümle yapmaya çalışın. Gelelim şimdi buraya. Bir teneke yağ ile dolu iken ağırlığı 5.2 kilogramdır. Tenekedeki yağın 1.1 bölü 4'ü kullanıldığında kalan yağın ağırlığı boş tenekenin ağırlığının 9 katı oluyor. Son durumda tenekede kalan yağın kaç kilogramı daha kullanılırsa kalan yağın ağırlığı boş tenekenin ağırlığının 2 katı olur. Soruları çok hızlı bir şekilde bir sefer okumak bence önemli. Özellikle yeni zamanda sorulan sorularda. Böyle parça parça okuyup ufak notlar alabilirsiniz. Ama sorunun tamamını okuduktan sonra işlemlere başlamak lazım. Ufak notlar almanızda bir mahsur yok. Şimdi tenekedeki yağın 1 bölü 4'ü kullanılmış ve başlangıçta yağın tamamı, şey tenekenin tamamı yağ ile doluymuş. O zaman yapalım. Yağ ve tenekenin boş tenekenin ağırlığı. Toplamda 5.2. Yağın 1 bölü 4'ü kullanıldı. Geriye 3y bölü 4 kaldı. Boş tenekenin ağırlığının kaç katı oluyormuş? Kendi söylüyor bunu. 9 katı. Güzel. Bunu kendi söylediği için direkt bakın yazdım gördüğünüz gibi şu kısımda. Böylece ne oldu artık? Sadeleştirirsem y eşittir 12t oldu. Doğru mu? Bu şekilde bakın gördüğünüz gibi. Y 12t olduğuna göre artık 12t Artı T buradan ne geldi arkadaşlar? 5.2. T de 13'e bölersek 5.2'yi ne yapıyor? 0.4. Tamam ne güzel T'yi bulduk. O zaman demek ki yağın ağırlığı neymiş? 4.8. Onu da söyleyelim ki kullanabiliriz şimdi. Ne demiş arkadaşlar bize? Son durumda tenekede kalan yağın. Son durumda tenekede ne kadar yağ kaldı? 1 bölü 4'ü kullanılmıştı. 4.8 tamamıydı. 1.2'si kullanılmış. O zaman son durumda kalan yağ, bununla da dikkatli olalım, 3.6 kilo. Şimdi ne demiş bize? Son durumda kalan yağın kaç gramı daha kullanılırsa yağın ağırlığı, boş tenekenin ağırlığının iki katı olur. 3.6 kilogram ne yapar? Üste yazayım artık. 3600 gram yapar. Bunun ne kadarı gidiyor? Bilmiyorum. X gramı gidiyor. Ve boş tenekenin ağırlığı 0.4 olduğu için 400 gram. Kalan miktarda bu boş tenekenin iki katı oluyormuş arkadaşlar. Böylece x buradan bakın 3600-800'den 2800 geldi. Bu şekilde bakın denklem kurduğumuz bir soru oldu. Çok da sıkıntılı bir durum yok ama şimdi ben anlatıyorum siz izliyorsunuz. Kafanıza yatmayan bir yer olduğu zaman lütfen sorun bakayım birkaç dakika olmuş. Bir 40 dakika olmuş arkadaşlar. İsterseniz tam burada birazcık duralım. Sorunuz varsa sorun lütfen ama yoksa 50 geçe tekrardan buluşalım arkadaşlar. Kalan kısmı yapalım olur mu? Evet 50 geçe görüşüyoruz o zaman. Arkadaşlar geldiniz mi? Demin muhtemelen ben size 17.50 falan mı dedim ya. 17.23'ü ben 17.43 gibi düşündüğüm için ee, Azra burada mısın? Berra, İpek, Nazlı, Oğuz, Zeynep. Buradayım hocam. Buradayım hocam. Buradayım, Buradayım hocam. Nazlı'yı da Zeynep'i duymadım. Buradayım hocam. Nazlı sen? Mikrofonun açık, değilse, ay, mikrofonun açık değilse yazılabilirsin Nazlı. Nazlı'dan ses yok. 30 geçiyor herhalde gelir diye düşünüyorum yani. E kıza e, yanlışlıkla ben demin 50 geçe dedim sanki değil mi? Evet hocam. Nazlı'da ona göre 50 geçe gelmesin sonra. Hocam. Ben şimdi yazarım Nazlıya ben vasfattan Yazsın Aslında ben yanlışlıkla yani sonra boşu boşuna şey olmasın ya sıkıntı olmasın. Bir tek Nazlı yok çünkü. Yazdım hocam gelir. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir soru modelimiz var. E, tahmin etmesi zor değil ama göstereyim istiyorum. E, bir çubuğun ucundan bir kısım kesilince orta noktası ne kadar kayar? Bunun için böyle müthiş bir şeye gerek yok. Denediğimiz zaman da görürüz zaten. Diyelim bir çubuk var. Böyle 60 santim olsun mesela. 30, 30. Şimdi biz bu çubuğu mesela 10 santim ucundan kırpalım. Şöyle gitsin. Şu kısmı değiştirmeyeyim. Bu kısımdan götüreyim 10 santim. Yeni durumda orta noktası nereye kayacak? Ona bakalım şimdi. E, tamamı artık bunun 50 santim olduğu için 25 santim 25 santim olur. Şu şekilde. E, dolayısıyla 25. santime geldiği için artık arkadaşlar bakın orta nokta 5 santim kaydı. Dikkat ederseniz 10 santim kestim ama orta nokta 5 kaydı. O yüzden şöyle formülize edebiliriz. X kesersek X bölü 2 kayar orta nokta. Böyle formülize etmenizde hiçbir mahsur yok. Hatta şunu da söyleyeyim size. Diyelim bir çubuk var. Şuradan x kestiniz. Buradan da x kestiniz. Değişmez. Ama gittiniz. Şöyle yazayım. Değişmez. Ama gittiniz çubuğu arkadaşlar. Soldan 10 kestiniz. Sağdan da 6 kestiniz. O zaman 10 6 bölü 2. 2 santim kayar. Ona da dikkat edin. Eğer soldan ve sağdan farklı şekillerde kırpıyorsanız Bunların farkının yarısı kadar kayar. Onu da belirteyim. Çünkü sorularda çıkacak, kullanacağız. Bir çubuğun bir ucundan 1 bölü 5 kesilirse orta nokta 2 kayıyor. İşte artık bu söylediğim mantığı kullanırsan, olur da unutursan baştan bir daha bunların hepsini denemen lazım tabii ki. Ama buna göre artık şunu söyleyebilirsin. Orta noktası 2 kaydına göre bu 4 santim kesilmiş. 4 santim kesilmiş de ne demek? 1 bölü 5'i yani 4 ile 5'i çarparsak aslında bu Çubuk normalde 20 santimmiş. Nazlı geldin mi? Geldim hocam. Tamam. Bir telin bir ucundan 3 bölü 5'i kesilince telin orta noktası 18 santim kayıyor. İşte bakın 18 santim kaydığına göre ona 36 santim kesilmiş. 36 santim kesilmiş ne kadarına karşılık geliyor? Tüm çubuğun 3 bölü 5'ine. O zaman 36 çarpı 5 bölü 3 yapacağız. Normal ilkokul mantığı. 3 bölü 5 ise ters çevir. 5 bölü 3 ile çarp ki tamamını bul. Böylece 60 santim çubuğun tamamı. Şimdi ne demiş? Son durumda telin bir ucuna. Yani 60 eksi 36 kestiğimiz son durumda 24 kalmış oluyor. Bu son durumda kalan boyunun kaçta kaçı kadar bir parça eklenirse 36 santim olur. Şimdi 24 kaldı. Buna ben ne kadar eklersem 36 olur. 12 santim eklersem. 12 santimde kalanın ne kadarı kadar? Yarısı kadar gördüğünüz gibi. Gelelim 17. soruya. Bir çubuğun bir ucundan 1 bölü 7'si, diğer ucundan 1 bölü 4'ü kesilince telin orta noktası 12 santim kayıyor. İşte dediğim gibi siz çubuk işte x kadar olsun, sağdan veya soldan fark etmez. Bir uçtan x bölü 4, bir uçtan x bölü 7 kesiyorsunuz. Payda eşitlersek ne oluyor? 7 eksi 3'ten 4'ten 3x bölü 28. 3x bölü 28 ancak ne söylemiştim demin? Bunun yarısı kadar yani 3x bölü 56 kadar kayar. Dolayısıyla kaydığı uzunluk 12 santim verilmiş. Bu da 3x bölü 56 eşit. x de buradan 4 çarpı 56 224'müş arkadaşlar. Kuralla ilgili Sorular bakın bunlar. Son olarak bunu da yapayım. Bir telin uç kısmından 1 bölü 6'sı kesilirse... ...orta noktası 5 santim kayıyor. Telin ucundan parça kesilmeyip de bu tele... ...kendisinin 1 bölü 5'i kadar uzunlukta bir parça eklenseydi... ...telin orta noktası kaç santim kayardı? Şimdi orta noktası 5 kayıyorsa 10 kesilmiş. 10 kesilmiş halide ne kadarı? Tümünün 1 bölü 6'sı. O zaman tüm tel... 10 çarpı 6'dan 60 santim. Şimdi parça kesilmeyip ekleseydik yani 1 bölü 5'ini ekleseydik arkadaşlar 60 bölü 5'ten 12 santim tamam mı? Eklerseniz de keserseniz de fark etmez bunun yarısı kadar ortası kayacaktır. Çünkü eklemekle e, çıkarmak arasında bir fark yok orta noktasının kaymasında. Sadece nasıl bir fark var? Kestiğinizde diyelim bu sabit bir çubuk olsun kestiğinizde şöyle sol tarafından kırparsanız bunun sağa doğru kayar ucu, şey orta noktası pardon. Ama gidip siz eklerseniz bu sefer ne olur? Mecburen sola doğru kayar. O yüzden sadece kaydığı yer değişir ama kaydığı miktar değişmez. Onu da belirtmek için bu soruyu söyledim. Gelelim şimdi mum sorularına. Bunlar da arkadaşlar aslında yorum yapmak adına önemli sorular. Bakmayın böyle soru tipidir, klasik sorudur falan ama bunlarla biz böyle genel bir problem çözme mantığı oturtuyoruz. Bu mum soruları da kendiniz ilk başta uğraşırsanız eğer bu zamanlıklar yapmadıysanız böyle biraz denklem kurarken Allah Allah ne yapacağım hissi veriyor insana. Ama aslında çok da problem bir şey değil. Burada şunun üzerinden gitmeye çalışacağım ben. Bir saatte ne kadarı tükeniyor? Önce bir soruyu okuyayım sonra yorum söyleyeceğim size. Uzunlukları aynı olan iki mum aynı anda yanmaya başladığında biri 3 saatte diğeri 5 saatte tamamıyla yanıyor. Hemen işte burada yorumumu söyleyeyim arkadaşlar. Uzunlukları aynı olmasına rağmen bunların demek ki cinsleri farklı. Birisi 3 saatte tükeniyor, birisi 5 saatte tükeniyor. Biz matematikte mümkün olduğunca eşitlikler üzerinden, aynı ifadeler üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Problemleri ben onun üzerine kuruyorum. Değişmeyen ne var? eşitlik yapabilir miyim? Denklemin üstünde zaten denklemde ne var? Eşitlik var genel olarak. O zaman ben burada şunun üzerinden gidiyorum. Madem 3 saatte tükeniyor, ben şuna bakacağım. Bir birimine bakayım. Yani bir saatte ne kadarı tükenir? Bunların uzunlukları aynı ya. X diyeyim boylarına. Normalde ben X bile demem ama ilk soru olduğu için böyle yazayım. O zaman arkadaşlar 3 saatte X'in tamamı tükeniyorsa 1 saatte x bölü 3'ü tükenir. Sonra 5 saatte x kadar tükeniyorsa yine boyları aynıymış. 1 saatte x bölü 5'i kadar tükenir ikincinin. Bu benim ne işime yarayacak? İkisi aynı anda yakıldığı için ve aynı anda duracakları için o zaman ben artık şunu söyleyebilirim. Başlangıçtaki boyu x'ti birincisinin. Saatte x bölü 3 yanıyor. T saatte, bilmiyorum ne kadar yandığını, T saatte bu kadarı gider. Sonra dikkat et. X kadar boyu var ikincisinin. Saatte X bölü 5'i yanıyor ve T saat yanıyor. Bunun da bu kadarı gitti. O zaman eksi koydum. Son durumda birisinin boyu, diğerinin boyunun 3 bölü 4'ü olacakmış. Hangisi yavaş eriyor? Bu yavaş eriyor. O zaman demek ki arkadaşlar şu ikincisinin 3 bölü 4'ü olur soldaki. Neden? Hızlı eriyen malum ya hızlı küçülür. Dolayısıyla daha küçük kalır. Yavaş eriyen de daha büyük kalır. O yüzden nereyi 3 bölü 4 ile da dikkat etmeniz lazım. Dolayısıyla bakın yine soruyu denkleme bağladım. Bu beni kurtaran noktada ne oldu? ikisinin de bir saatte ne kadar tükendiğini görmek. Bu şekilde kurmanız lazım. Merak etmeyin bir tane daha çözeceğim zaten. Artık bundan sonra her iki tarafta da x olduğu için bak. X parantezini alırsan. Sonra burayı da yine x parantezini alırsan. Böyle. Bir de 3 bölü 4 var. X'ler gider. O yüzden x'in çok anlamı yok. Yani boyuna siz... 6 da deseniz, 10 da deseniz, x de deseniz fark etmeyecekti bu soruda. Böylece 1 eksi t bölü 3 eşittir 3 bölü 4 eksi 3 t bölü 20 oldu arkadaşlar. 1 bölü 4 eşittir. Öbür tarafa atarsam payda eşitleyeceğim şimdi. T bölü 3 eksi 3 t bölü 20. Buradan da payda eşitleyeyim. 20. E, öbür tarafta 9. 1 bölü 4 eşittir 11 t bölü 60 yaptı. Sadeleştirdim. T'de arkadaşlar buradan 15 bölü 11 geldi. 15 bölü 11 saat sonra birisi diğerinin 3 bölü 4'ü kadar oluyormuş. Bu şekilde bakın ee, bir tane gösterdim size mum sorusu mantığını. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yoksa ona göre şimdi diğer soruya geçeceğim. Orada da bir nevi aynı mantığı yine söyleyeceğim. Bakın şimdi bu sefer boylar farklı mühim değil yorumum aynı benim. Boyları farklı iki mumdan uzun olanı 5 saatte, kısa olanı 7 saatte tükenmektedir. İkisi aynı anda yakıldıktan 3 saat sonra boyları birbirine eşit olduğuna göre mumların başlangıçtaki boyları oranını bulalım. Birinin boyuna A diyelim, birinin boyuna B diyelim. Şimdi birisi uzun olan, hatta U ve K diyeyim ki hangisinin uzun hangisinin kısa olduğunu anlayalım. Uzun olan arkadaşlar 5 saatte tükeniyormuş. O zaman 5 saatte tamamı tükeniyorsa 1 saatte ne kadarı tükenir? U bölü 5'e. Yine kısa olan 7 saatte tükeniyormuş. O zaman 1 saatte ne kadarı tükenir? K bölü 7'si. Böylece artık ne yapabileceğim? U bölü 5. Kaç saat yanıyor? 3 saat. O zaman bu kadar eksildi. Başlangıçtaki boyu neydi? U. Sonra başlangıçtaki boyu K'ydı. 3 saatte ne kadarı gidecek? 3K bölü 7'si gitti. En son durum direkt birbirlerine eşitler. Çünkü kalan boyları birbirine eşitmiş arkadaşlar. Böylece artık 2U bölü 5 eşittir. 4K bölü 7 oldu. Buradan da boyları oranı sadeleştireyim şöyle. U bölü K 10 bölü 7 geldi. Fark etmez hangisinin hangisinin olduğu. Ben uzunun kısa oranını buldum. Bu da 10 bölü 7 geldi gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir saatte ne kadar eridikleri. Başka bir zamanda, başka bir soruda yine böyle kullanacağız. Ama bunu e, dikkate alın lütfen. Farklı birimler olduğu zaman biz onları eşitlemeye çalışacağız. Birim zamanda ne kadar iş görülüyor onu anlamaya çalışacağız. Hemen bir tane daha yapıyorum bakın. A mumunun boyu, B mumunun boyunun 3 katıdır. Bu sefer vermiş direkt. Birinin boyu 3K olsun. İsterseniz 3 bile yazabilirsiniz. Hatta bu soruda nasıl olsa oran soruyor. Bak. Birine 3 diyorum, birine 1 bir diyorum. Daha da harfi bulamayayım soruyu. Boylarının uzunluğunu sormadığı için kendim uyduruk sayı verebilirim. Yeter ki biri diğerinin 3 katı olsun. A mumu 2 saatte tükeniyormuş. O zaman 2 saatte tamamı tükeniyorsa 1 saatte yarısı yani 1,5 tükenecek. Sonra yine eee B mumuna gelelim. Boyu 1 metre olsun dedim ben. 2,5 saatte tamamı tükeniyor. O zaman 1 saatte 2/5'i tükenecek gördüğünüz gibi. O zaman artık yapalım. Birincinin boyu 3, ikincinin boyu 1. 3 eksi kaç saat yandığını bilmiyorum. 1,5 saat 1,5 yanıyor 1 saatte. O zaman t saatte bu kadarı gitti. İkincinin boyu 1. 1 saatte 2/5'i yanıyor. O zaman t saatte bu kadarı tükendi. 2 eşittir. Öbür tarafa atarsak 1,5 t eksi 2 bölü 5 t yaptı. Mecburen burada artık payda eşitleyeceğim. 3 bölü 2 yazayım. Payda eşitleyince de ne oluyor? 3 kere 5, 15. Ee, şurayı bir düzelteyim pardon. Şöyle bir düzgünce yazayım. 3 bölü 2 t eksi 2 bölü 5 t. Buradan da arkadaşlar payda eşitlersek 15 t Sonra 4 çıkarırsam 4T bölü 15 şey 10 eşittir 2. 11T eşittir 20 oldu. T'yi ben buradan 20 bölü 11 buldum. Kesin bir yerde hata yaptım bak ya. Ha, pardon. Hocam boylarına eşit, eşit, eşit dedik o yüzden. Tamam için. ben boyuna eşit dedim. O zaman hemen soruyu düzeltelim. Vallahi uğraşmayalım bir daha ya. Şöyle düzeltiyorum soruyu. Ben onu son kısmını okumadım ya. Kaç saat sonra... A'nın boyu B'nin boyuna eşit oluyor olsun. Şıkları da sileyim. Nasıl olsa en sonda yapacağımız neydi? 2 ile çarpmak. Böyle soruyu değiştirelim. Bir daha komple işlemlerimi değiştirmek zorunda kalmayayım. Şimdi güzel bir soru. Burada biraz daha dikkatli olmak lazım. Çünkü 3 tane zaten çözdük. Biraz da yorum çözelim ekstra. Uzunlukları sırasıyla 3 ve 4 ile orantılı olan iki mum vardır. Mumların yanma hızları sırasıyla dikkat edin burada kelimeye. Yanma hızları sırasıyla 1 ve 2 ile doğru orantılıdır. Aynı anda yakıldıktan 2 saat sonra ikisinin boyu birbirine eşit oluyor. Buna göre kısa olan mumun tamamı kaç saatte biter? Şimdi yanma hızları 1 ve 2 ile orantılı. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey düşünmeniz lazım. Malum süreyle hız aslında ters orantılı ama biz yine de denklemle yapmaya çalışalım çünkü boyları da farklı bir de. Aynı boya da sahip değiller. O zaman burada yorumu nasıl söylerim? Şimdi derim ki hızı 1 olsun direkt hatta. Orantılı diyor ya. Hızı 1 olsun. V de diyebiliriz. Fark etmez, hiç sorun değil. Burada nasıl olsa hızı bulmak istemiyorum. Hızı 1 olsa 1 t sürede tamamı bitecek. Bakın birincisinden bahsediyorum. O zaman arkadaşlar 1T sürede tamamı bitiyorsa 1 saatte ne kadarı biter? Sonuçta bak sorular size değişik gelse de yorumlarımızı mümkün olduğunca değiştirmemeliyiz. Süreyi bilmiyorum. Hız biliyorum. Hız çarpı zaman bir nevi yol gibidir. Öyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla 1 çarpı T sürede 3 bitiyor. O zaman 1 saatte ne kadarı biter? İçler dışlar XT eşittir 3 olur. Buradan da arkadaşlar X'ine geldi 3 bölü T. Bu kenarda dursun. Bu 1 saatte tükettiği miktar. Sonra bakın yine aynı şey arkadaşlar. Diye, gelelim diğerine. Hızı 2. T sürede artık buna T2 demem lazım tabii ki. Yoksa hata yaparız. T2 2 çarpı T2'de arkadaşlar. Ne olacak? 4'ü bitecek o zaman 1 saatte ne kadarı tükenecek bunun? 4. Şöyle yine yapayım. X diyeyim. Buradan da 4 eşittir. 2 T2 X diyeceğiz. T2 de arkadaşlar buradan şey X'de ne gelecek? Y diyelim hatta karışmasın pardon. Y de buradan arkadaşlar 2 bölü T2 gelecek. Şimdi bundan sonra şeyi nasıl anlayacağız? T ile T2'nin karşılaştırmasını nasıl yapacağız? Onu da artık şuradan anlayacağız. Şimdi ben şu an bilmiyorum. İki saat sonra birbirlerine eşit oluyormuş. Birinin boyuna 3 diyorum. Devam ediyorum bakın. Bir saatte 3 bölü t'si gidiyor. O zaman iki saatte 2 çarpı 3 bölü t'si gidecek. Eşittir diyorum. Bu sefer eşit demiş. Diğerinin boyuna 4 diyorum. Nasıl olsa bizden boylarını istemiyor. O yüzden kendimiz sayı verebiliriz. K'lı X'li demeye gerek yok. Sonra arkadaşlar 2 saatte bunun ne kadarı yanıyor? 2 çarpı 2 bölü t ikisi yanıyor. Gitti bakın bu. Böylece ne oldu artık? Ee, 3t eksi 6 bölü t eşit oldu. 4t 2 eksi 4 bölü t 2'ye. Buradan şimdi T ve T2'nin nasıl oranını bulacağız? Dur bakayım bir içler dışlar yapayım. Şöyle 3 T T2 eksi 6 T2 sonra 4 T T2 eksi burası ne yaptı? 4 T yaptı. Oo, buradan şimdi T ve T2'nin oranını nasıl bulacağım ya? İki tane bilinmeyen tek denklem geldi. Var mı gördüğünüz bir şey ona göre ben yoksa başka bir yerden deneyeyim. Bir bakayım ona göre. Çünkü nereden yapabiliriz veya bir hata yaptıysam onu düzelteyim. Şimdi burada ne dedik? Orada hızları sırasıyla 1 ve 2 ile orantılı. Ne söyleyebiliriz, ne söyleyebiliriz? Şimdi iki tane bilinmeyen var. Bu T ve T2 arasındaki bağlantıyı kurmazsam sonuçta şeyi bulamayacağım. Hızlarını kullandık mı orada? Birinin hızına 1 dedik, birinin hızına şey dedik. O zaman bunu tek bilinmeyene düşürmem lazım. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Buradan şimdi T ve T2'yi bulma ihtimalim yok benim. Çünkü gidiyor mu bilmiyorum yani. T2T yok sadeleşmiyor. Çünkü birisi bir de 3 ve 6, 4 ve 4 olduğu için o 4'ler, 6'lar, 3'ler de sadeleşmez. O zaman yorumumu değiştirmeyeceğim ama şöyle yapacağım. Soruyu tek bilinmeyene bağlayacağım o T ve T2'yi bulmak için. Bakın şöyle söyleyeceğim. O zaman hız üzerinden gideceğim demek ki bu soruda. Bakın şimdi birinin hızına v diyeceğim, diğerinin hızına 2v diyeceğim, tamam mı? Şimdi bakın, o zaman artık şu olmuş olacak. Biri 3 bölü v sürede tükenir. Artık buradan tek bilinmeyene bağlayabilirim. Diğer arkadaşlar 4 bölü 2v sürede tükenir. Artık bakın neyi anladım. Şimdi soru tek bilinmeyen oldu. 3 bölü V 3T olsun. 4 bölü 2V de 2T olsun. Gördünüz mü artık iki bilinmeyen olmadı. Tek bilinmeyen oldu. Şimdi artık soruyu yapabiliriz. Çünkü demin T ve T2 yaptık. Yani oradan gitmek istedim. Hızdan gitmek istememiştim. Direkt böyle sizi zamana sürükleyeyim istedim. Ama zamanla yapamadık maalesef. Dolayısıyla yapıyorum o zaman. 3T sürede 3 ee, bitti. O zaman 1 saatte ne kadarı tükenir? 1 bölü t'si tükenir. Değil mi? Bu şekilde. Sonra arkadaşlar geliyorum diğerine 2 t sürede 4'ü tükeniyor. 1 saatte ne kadarı tükenir? 2 bölü t'si tükenir. Artık denkleme bir daha baştan yazıyorum. 3 eksi 2 saatte 2 çarpı 1 bölü t'si gidecek. Sonra diğerine geliyorum. Bakın boyu 4 Sonra arkadaşlar 2 saatte bunun da 2 bölü T'si gidecek. Dolayısıyla buradan direkt T'yi bulacağız artık. Şurası ee, 4 bölü T. Öbür tarafa attık 2 bölü T oldu. Sonra arkadaşlar burada da öbür tarafa atınca 4 3'ten 1 geldi. T'ne geldi 2. Bizden neyi istiyordu? Kısa olan mumun kaç saatte yanacağını. O zaman T'yi 2 bulduğum için artık gideceğim. 3T'de yerine yazacağım. 3 çarpı 2'den 6 olmuş oldu. Bu şekilde bakın. Hız problemi kısmına çok girmek istemiyordum ama öbür türlü de mecburen T'leri farklı vermek zorundaydık. Gelmedi. Problem yok. Bu şekilde de halledebildik. Sormak istediğiniz bir şey var mı acaba bununla ilgili? İlk denklemi keşke silmeseydim ya. Kenarda dururdu en azından. Çünkü o da yanlış olduğu için değil. Belki bir şekilde T ve T2'yi birbiri cinsinden yazı Neyse bu kalsın artık o.